efendim, iyi akşamlar. İnce Uluç'la baş başayız. Hafta sonundan hafta içine sarkan, önümüzdeki hafta sonunun derbi maçına doğru geri sayımın başladığı şu günlerde yoğun bir gündemi konuşacağız. Hıncal abi karşımda. Hıncal abi merhaba, iyi haftalar olsun. İyi gördüm sizi maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Konuşacak şey çok, böyle alt alta notlar çıkardım. İnşallah yetiştiririz. Şimdi bir transfer dönemi daha sona erdi. Ah, Minnoş mu o, çarşı mı? Çarşı. bir transfer dönemi daha sona erdi. Şöyle bir rakam var Hıncal abi. Süper Lig'de 120 transfer yapılmış. Antalya'nın tahtası kapalı 20 takım. 120 transfer. Rekor 13 transferle Erzurum'da. 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam 98 takım 140 transfer yapmış. Bizim 20 takım 120 transfer. 5 büyük Avrupa liginde 98 takım 140 transfer. Takımlarımız battı diyorduk ama sanıyorum batmamışız. Ne dersiniz? Şimdi takımlarımız battı. Resmen battı. Devlet müdahale etti ve devlet bankalarıyla borçlar yeniden yapılandırılmaya girdi. Bilmem kaç senesi ödemesiz. Ondan sonra 10 seneye yayıldı borçlar. Ve o sayede kulüpler maça çıkaracak takım bulabildiler diyor ya. Bu bir. İki, UEFA'nın financial fair play'i fevkalade Türkiye aleyhine korkunç sonuçlar verebilecek hükümlere sahip. Çok dikkatli ve hassas olmamız lazım. Çünkü kulübe bakmıyor, Türkiye'ye ceza veriyor UEFA. Financial fair play ihlali olduğu zaman. Üç, Türkiye Futbol Federasyonu esas transfer sezonu öncesinde de, bu ara transfer sezonu öncesinde de kulüplerin limitlerini açıkladı. Neredeyse sıfır limitler. Buna rağmen Türkiye'de ara transferde transfere harcanan para 288 milyon lira. Batmış. Battıkları için devletin el uzatmasıyla borçlarını yeniden yapılandırmış, erteletmiş kulüpler çeyrek milyar lira daha ekliyorlar bu borçlara. İki, federasyonun açıkladığı limitlere göre en kötü durumda olan Fenerbahçe'de en pahalı transferleri yapıyor. Şimdi evveli gün Beşiktaş kulübü bir açıklama yaptı. Evet. O açıklamada üstü kapalı sözler var ama çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu bu transferlerin iç yüzünü ve nasıl yapıldığını araştırmalı dedi. Dedi ama Beşiktaş kulübünün de bilmediği bir şey var. Sevgileyenler. Türkiye'de Futbol Federasyonu yok. Yok. Olsa bu senin dediğin Avrupa'nın 5 büyük ligiyle eşit sayıdaki transfer, bu kadar borca batmış kulüplerin 288 milyon lira harcamaları, transfer limiti en düşük olan Fenerbahçe'nin Haziran'da aldığı 22 kişiye bu ara transferde eklediği 4 kişi, ama o 4 kişinin maliyetlerini bir düşün. Bunların makul, mantıklı ve yasal olmasını hangi beyin kabul eder? Saflar da etmez, gerizekalılar da etmez. Çünkü 2 artı 2 4 eder, bu kadar basit. Görünen köy de burada, paralar da burada, değerler de burada. Federasyonun açıkladığı hiçbir şey ifade etmeyen limitler de orada. Nerede Futbol Federasyonu? Açık söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yok. Fenerbahçe Futbol Federasyonu var.
Ali Koç'un emrindeki federasyon. Onun o kadar emrinde olduğu için de öbürlerine de mecburen göz yumuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın istediği araştırmayı yapamaz. Yaptım dese bana inandıramaz. En kötü şey bu sevgili Ender. Türkiye inançlarını yitirdi. Federasyona inançlarını yitirdi. Hakemlere inançlarını yitirdi. Arka arkaya izledim. Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle Beşiktaş o kadar değil. Beşiktaş da tutuyorlar. Ama Fenerbahçe maçında forma giyiyorlar resmen hakemler. Galatasaray maçında forma giyiyorlar adeta hakemler. Serdar Tatlı hatırlarsın genç hakemleri koydu birdenbire. Bütün o kaşarları kenara itip. Biz de dedik ki ama bir tek biz dedik ne yazık ki. Fenerbahçe medyası hoşlanmadı. Biz dedik ki hata yapacaklarsa gençler yapsın. Evet. Çünkü büyükler hataları hesaplı yapıyorlar. Kitaplı yapıyorlar. Kendi kafalarına göre yapıyorlar. Genç hakem her hakem yapıyor ya masum hataları yapıyor. Yani 50 hata yapıyorsa 25 hata A takımına 25 hata B takımına oluyor. Ama bu kaşarlar 50 hata yaptılar mı 50'si de küçük takımın aleyhine. Kör parmağın gözüne hata yapmıyorlar. O zaman hakem dikkatli biter. Ama ne yapıyorlar? Bütün yorumlarını büyük takım yanında kullanıp küçük takımı eziyorlar. Maçın daha başında adamın kalecisine, stoperine sarı kart çıkarırsan bir sürü adam sahada sarı kartla dolanmak durumunda kalırsa ihtiyaç anında kolaylıkla kırmızıyı gösterecek birini de bulabilirsen bütün ikili mücadelede tercih hakkını bir takıma verirsen bunları seri durursun bol diye. Dün akşam Beşiktaş'ın maçı bitti 9'da. İşte iki tane konuğum vardı. Biri Caner, o davallı Beşiktaşlı. Öbürü de Türk spor kamuoyu yakından tanır. Can Çobanoğlu. Karşıda oturuyor. Kapı komşum. Üçümüz seviyorduk. Can'la Caner gittiler. Lille'in maçı var. Bordo'yla. Evet. Tam 9'da bu bitti o başladı. Tesadüfen fark ettim ve o maça geçtim. Şeyi seyredeyim diye. Bizim Yusuf'u. Dekiyle Yusuf'u seyredeyim diye. Bizim şöyle Burak Sakat oynamıyor. Dakika 33. Yere yatan bir tane futbolcu yok. Bir tane yok. Ve o ana kadar yapılan karşılıklı faul sayısı 8. Yüze yakın ikili mücadele olmuş. Hakem bunlardan 8'ine faul vermiş. Bizde ikili mücadeleyi kaybeden çığlık atarak yere atıyor kendini. Yerde iki tur. Hemen elini büyük. Böyle yere vuruyor. Hakem de hemen faulü çalıyor. Hemen. Bu hakemin bu düdüğü çalacağını o kendini yere atan sahtekar biliyor. Onu bildiği için. Ya yüzünü tutarak yere atıyor sarı kart. Ya ayak bileğini tutarak yere atıyor sarı kart da vardı üstelik onlar da. Bu utanmazlıkların hepsini hakemler yutuyorlar. Hele büyük takım lehine olduğu zaman haydi haydi diyorlar. O 33 dakikada o 9 tane faul içinde bir kişi bir kere yere düştü. Düşer düşmez de ayağa fırladı kalktı. Sonra
devrenin sonuna doğru gene bir ikili mücadelede. Biri yere düştü, yerde kaldı, hakem geldi.